Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün elimde çok güzel bir modelden oluşan lifimiz var ee, bu modelimizde sadece lif değil çok güzel battaneler bebek battaneleri ve çeşitli örtüler örebiliriz yapımını şöyle kısaca anlatacak olursak modelimizin şuradan aşağı sıradan kirpiklerin ve fıstıkların olduğu sıradan örmeye başlıyoruz önce yarısını sonra diğer yarısını örüyoruz sıramız ne kadar büyüklükte bir örgü öreceksek eğer battaniye ya da lifi daha büyük çalışmak istersek buradaki her bir dilimin sayısını birbirine uyarak uzatıp gidebiliriz ben 2 4 6 7 tane buradaki yıldız çiçeğinden oluşmasını istedim 7 benim için yeterli oldu sizler daha büyük örmek isterseniz yine buradaki dilim sayısını uzatarak büyütebilirsiniz sonrasında ikinci sıraya da yine kendi rengiyle çalışıyorum ve yukarısına 7 tane trab 7 tane fıstık grubumu örüyorum. Ağzımız trabzana alıştığı için genelde. Fıstıklarımızı ördükten sonra bu yuvarlak halinde modelimizi tamamlayacağız ve sonrasında beyazımızla yine aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz. Sadece her iki yanda bir ufak farklı işlemimiz var. Geri kalan ortadaki işlemlerimiz her renk için aynı şekilde devam edecek. Yani yapımı çok çok kolay. Umarım sizler de benim gibi bu modeli çok sevip sizler de çeşitli yerlerde kullanırsınız. Evet kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel lifimizin yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Yıldız lifimizi çalışmak için iki tane rengimizi kullanmaktayım. Beyazımız ve görmüş olduğunuz gibi şöyle canlı bir rengimiz bulunmakta. 2,5 numarada tığımı kullanıyorum. Hemen zincirimizi çekerek rengimizle başlayalım. Beyazımızı ikinci renk olarak kullanalım. 6 tane zincirimizi çekerek başlayalım. Bir tane şöyle sıkıştırıp düğümümü atıyorum ve üzerine 1, 2, 3, 4, 5, altı. 6 zinciri çektikten sonra birinci zincirin içerisine batarak bir tane yuvamı yapıyorum ve burayı kapatıyorum üzerine bir tane zincirimi çekiyorum 6 zincir kapadık ve bir zincirimizi çektik şimdi fıstık dolduracağız fıstığımızı ikili olarak yapacağız önce ilmeği uzatıyorum çok abartılı uzatmaya gerek yok ama kısacık da kalmasın şöyle göz kararı ortalama bir uzunluk yeterli tığımın başını doluyorum yuva içerisine giriyorum bir defa çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yuva içerisine giriyorum. Bir defa şöyle uzatarak çekiyorum. Ve çekmiş olduğum bu iki fıstıklı grubumuzun şöyle dibini tutuyorum. Hem ipimi kavruyorum hem fıstıklarımın dibini kavruyorum. İpimi dolayarak tığımla içinden geçiriyorum. Ama şurada bakınız elimi çektiğimde tuttuğumuz bölüm kalıyor. Buraya tığımı girdirip buradan da geçiriyorum ki fıstığımız güzel dursun ve kapatıyorum. Bu şekilde kapatın. Bir tane zincirimi çekip sıkıştırdım ve üzerine başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum ve şuradaki kapadığım yuvaya gelip batıyorum ve buraya bir tane kirpik oluyor. Bundan sonrasında yeniden tığımın başını doluyorum. Yuva içerisine giriyorum. 1 ve 2. Tekrar dibinden tutuyorum. İpimi alıp tek seferde çıkıyorum buradaki tuttuğum ipin de altından girip şu şekilde ilmeğimi iki yapıyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4 kapadığımla birlikte toplamda 5 tane zincirimiz oluyor şurada ayrı saymıştık birini kapamıştık 4 zincir çekmiştik hepsini sayalım toplam 5 zincirim oldu ve şuradaki boşluğun içerisine girerek bir tane kirpik yapıyorum. Şöyle güzel girelim. Hemen düzeltiyorum. Bakın şöyle giriyorum ve kapatıyorum. İki tane fıstığımız oldu. Şuradaki uzatan ipim de şöyle tutuyorum ve yeniden bir ve iki tutuyorum elimle. Hepsinin içinden geçiyorum. Elimi tuttuğum yere giriyorum. Kapatıyorum ve bir, iki, 3, 4, 5 kapadığım zincirle birlikte toplam 5 zincirimi çekip bir tane daha kirpiğimi yapıyorum. Yeniden doluyorum. 1, 2 fıstıklarımızı hep 2 defa uzatarak yapıyoruz. Elimi hem fıstığıma hem ipime tutuyorum. içinden geçiyorum. Şuradaki kalan ipimi alıyorum ve kapatıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi de çekiyorum çekmiş olduğum zincirimi şuradaki minik gözün içine giriyorum. Tekrar araya zincir çekmeden giriyorum. 1 2 çekiyorum. İpimin aradan giriyorum. Kapatıyorum. 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir ve buradaki boşluğa girerek kirpiğimi yapıyorum fıstıklarımı ve kirpiklerimi toplamda 6 defa yapıyorum. Sayalım bakınız. 1 2 3 4 5 6. Ve kirpiklerimiz de yine 2 4 5 ve 6. Şimdi ikinci yıldızımızı yapmak için hazırız. İkinci yıldızımıza geçerken bakınız en son kirpiğimi kapadım. Herhangi bir şey yapmadım. Buraya bir tane zincir çekiyorum ama zincirimi böyle sımsıkı değil, biraz rahat zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Şöyle ipimi ilmeğimi uzatıyorum ve buraya bakın şöyle ilmeğimi de uzunluğunu görmektesiniz. Buradan alıyorum bir tane örümcek yapıyorum. Şu katından da alıp kapatıyorum. Örümcek bilmeyen arkadaşlarım için tekrar çalışmak istiyorum. Bir tane zincirimi çektim şuraya aradaki zinciri unutmayalım kirpiğimizden sonra ilmeğimi uzatıyorum. Gevşek zincir çeker gibi aynı e, örümcek. ilmeğimi uzattım. İpimi şöyle yine elimle tutuyorum ipimi alıyorum buradaki tuttuğum yerin altından girip bu şekilde kapatıyorum ve bu gördüğünüz örümcek oluyor bu örümceğimizi yaptıktan sonra yeniden 6 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 zincirimizi çektikten sonra bakın şu şekilde çekmiştim şöyle çeviriyorum buraya batıyorum ve yuvamı yapıyorum yıldızım için kapatıyorum bir tane de zincirimi çekiyorum şöyle arkasını çevirdim bakınız arkası ve ilmeğimi buradan şöyle tığımı çıkarıyorum ve bu tarafa geçiyorum burada şurada bir tane zincir çekmiştik bakınız şu bir zincirin içerisine tığımın başına girdiriyorum bir tane zincirimiz vardı bir örümceğimiz vardı tığımın başına girdiriyorum ilmeğimi takıyorum tekrar ilmeğimi taktım her ikisi de takılı. bakınız bir zincirimden geçtim, ilmeğime taktım. Tığımın başını doluyorum. Şu ilmeğimi de burada uzatıyorum. Tığımın başını dolayarak bir iki tane fıstığımı örüyorum. İki fıstığımı ördükten sonra içinden geçiyorum. Hem buradaki bir zincirin hem de fıstıklarımın içinden geçip şu şekilde kapatıyorum ve ikinci yıldızımı bağlamış oluyorum üzerine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip buraya batıyorum şu geçiş kısmını yeniden çalışacağız diğerinde de göstermek istiyorum çok çok kolay 2 2 defa ördüm geçiyorum içinden burayı kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çekip kirpiğimi yapıyorum toplam 6 tane olana kadar çalışalım aynı işlem yapıyorum bir daha yapalım 2 defa fıstığımı uzatıyorum ilmeğimi hepsinin aynı anda içinden geçiyorum buradaki ipimle alıp altından girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 ve tepeye batarak kirpiğimi örüyorum altısını da örelim sonra görüşelim Bağlantımızı yaptıktan sonra fıstıklarımızı örmeye devam et. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı. Altıncının kirpiğini birlikte çalışmak istedim. Bakınız diye hepsinin kirpiklerini de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. kirpiği beraber yapalım. 1, ipimizi yarımlamayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimizi çektim. Hemen olduğum yere battım. Ve beşinci, altıncı kirpiğimizi de ördüm. ikinci yıldızımız da. Şimdi geçerken 6 kirpik sonrasında önce rahat bir zincirimiz var. Sımsıkı değil. Şöyle birazcık ilmeğimizi rahatlatacağımız bir zincirimiz var. ve zincirden sonra ilmeğimi uzatıyorum. Elimi tutuyorum. Şöyle gevşekken yani büyük bir zincir çeker gibi içinden geçiyorum. Ve buradaki tek ipimi alıp kapatıyorum ve bir tane örümcek yapıyorum 6 kirpikten sonra bir zincir bir örümceğimiz var e, bu yıldızımızın başlangıç püf noktası ve sonrasında bakın örgümü aynı şekilde devam ediyorum 1 2 3 4 5 ve 6 zincirimi çekiyorum 6 zincirimi çektikten sonra örgümü yönünü çeviriyorum şu şekilde bakınız örgümüzün arkası gelerek batıyorum Örümceğimin hemen yanına bakınız. Batıyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Çektim. Şimdi çeviriyorum. Buradaki altıncı kirpikten sonra bir zincir çekmiştik. Bu gevşek olsun dediğimiz özellikle belirttiğimiz zincir. Şuradaki örümcekten önceki bir zincire tığımın başını girdiriyorum. Ve tekrar ilmeğimi alıyorum. İlmeğimi de alıyorum. Bakınız ilmeğimi de şöyle biraz boyunu uzatıyorum ve tığımın başını dolayarak buraya iki defa sarıyorum bir ve iki. Şimdi burada bir zincirin içerisindeki ilmeğimiz ve iki defa doladığımız fıstığımız var. Bu ilk fıstığımız yıldızımızın içerisinden geçiyorum, kapatıyorum ve beş tane bir, iki, üç, dört, beş zincirimizi çekiyoruz. Üçüncü yıldızımızı da bu şekilde başlattık Evet bakın bağlantımızı kurduk çok güzel oldu şimdi tığımın başını dolayarak yine ikişer sardığım fıstıklarımı çalışıyorum ikişer ikişer sarıp tepesine de 5 zincirle devam ediyorum 2 3 4 ve 5 batıyorum tığımın başını dolayıp 1 ve 2 buradaki 6 tane olana kadar 1 2 3 4 5 işlemlerimi devam ettiriyorum. Bu kısım çok çok kolay. Yani hepsi kolay. Hiçbir zorluğu yok. Aynı zamanda çok da gösterişli bir çalışma. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Her renkten çalışırsak çok çok güzel olacaktır. Eminim siz de çok seveceksiniz. Evet. Devam edelim. 6 fıstığımı ördüm. 1 2 3 4 5 6. Şimdi kirpiğimi örüyorum. Geçişiğine birlikte yapmak için. Hemen bu tepe noktasına batıyorum. Tepe noktasına battıktan sonra şöyle rahat bir şekilde bir zincirimi çekiyorum. Bakın rahat bir şekilde. Sonra ilmeğimi uzatıyorum. Bir tane örümceğimi yapıyorum. Ve yuvam için 6 tane zincir. 1 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen birinci zincirin olduğu yere giriyorum. Şöyle çevirelim önce. Çevirip de girelim. Bu çevirmeyi unutmayalım. Bakınız arkasını çevirdim. Battım. Zincirimizi çektikten sonra çevirelim. Bir tane zincir çekiyorum. Kapadım. Bir zincir. Sonrasında örgümün yönünü tekrar düz yöne alıyorum. Şuradaki en son kirpikten sonraki bir zincirin içerisine giriyorum. Örümceğimden önceki bir zincire ve ilmeğimi alıyorum ve şöyle uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir, tığımın başını doluyorum. İki, hem zincirimi hem fıstıklarımı tek seferde çekiyorum. Alıyorum ve kapatıyorum dostlar. Bir, iki, üç, dört ve beş. Tepeye, fıstığımın tepesine batıyorum. Tekrar araya zincir çekmeden 1, 2, 2 defa yeterli. Hep çok yaptığımızda hemen daha fazla doldurmaya yöneliyorum. Batıyorum tepesine, araya zincir çekmeden 1 ve 2 geçiyorum. Oradan kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve bu işlemlerimizi tekrar ederek yeterli ölçü olana kadar buradaki yıldızlarımızı ulayarak devam ediyorum. Evet ben örmeye devam ettim ve 7 tane yıldız çiçeğim için böyle yarım yıldızlarımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eğer sizin öreceğiniz boyut daha büyükse aynı işlemlerimizi tekrar ederek büyütebilirsiniz. Aynı zamanda harika battaniye olmakta böyle dolu dolu yumuşacık. Eğer battaniye öreceksek de ona göre yıldızlarımızı devam ettirerek büyüteceğiz yani büyüklük tamamen işlemlerimizin tekrarıyla bizim elimizde şimdi ipimizi koparmıyoruz aynı rengimizde bu yarım olan kısmımızı doldurarak tamamlamaya başlıyoruz şimdi 6 tane fıstığımı ben ördüm bakınız 1 2 3 4 5 ve 6 ve kirpikleri de tamam oldu hepsinde de aynı şekilde olmuştu zaten şimdi şu iç kısmını doldurmaya başlıyoruz. İç kısmında yine aynı fıstıklarla dolduracağız ve ikişer defa yine dolduracağız. Tığımın başını doluyorum. Ortaya giriyorum. 1 ve 2. Tek seferde yine kapatıyorum. Şu şekilde kapatın bakınız. Yine dolduruyorum. Bu bir oldu. Toplamda 7 defa bu fıstığımızı öreceğiz. İkinciye giriyorum. 1, 2 defa sarıyorum. Tek seferde çekiyorum. Şuradaki şeyi tutuyorum kapatıyorum. Tekrar 1 2 tutuyorum, kapatıyorum. Sadece kapatma zinciri var bakınız. Araya başka zincir çekmiyorum. 2 tutuyorum ve kapatıyorum. Aynı işlemimizi tekrar ediyorum. 2 tutuyorum ve kapatıyorum. Kaç tane olduğunu sayalım. 1 2 3 4 5 tane olmuş. 2 defa daha bu işlemimizi tekrar ediyoruz. 1 Bunu bitirdim. İkinci ve son fıstığımı da örüyorum. İçinden geçiyorum ve kapatıyorum. Sayalım tekrar. Bakın şuradaki e, kirpiğimiz olan kısmı saymıyoruz. Diğerlerini sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 defa işlemimizi yaptık. Yedinciyi tamamladıktan sonra her iki bakınız her iki fıstığımızın arası yani şuradaki dilimimizin arasına gelerek batıyorum. Şu kısma batıyorum ortaya. Ve burayı sabitliyorum. Ve sonra tığımın başını dolayarak yine aynı ortaya merkeze girerek 7 defa fıstığımı örmeye başlıyorum. Birinciyi ördüm. Tutuyorum, içinden geçip kapatıyorum. Bakınız, ekstra fazladan zincir çekmiyorum. Bir ve iki çekiyorum, kapatıyorum. Tekrar üçüncü yapıyorum. Bir, iki defa sarıyorum. Her bir fıstığımızı ikişer sarıyoruz ve toplamda yedi defa buradaki olduğu gibi burayı da tamamlıyoruz. Yuvamızın içine 7 tane fıstıklarımızı örerek sona kadar geldik. Her yuvanın içerisine ikişer doladığımız fıstıklarımızı 7 adet yaptık. Aralarına zincir çekmedik ve sona kadar geldik. Şu şekilde dizildi. Şöyle görelim. Evet şimdi 7. ve son fıstığımı yaptım. Artık kapatmaya geldim. Şöyle bakalım. 7 tane ördüm. Kapatma işlemini hemen şurada bakınız fıstığımızı aşağıdaki fıstığımızı ilk kapattığım yere giriyorum ipimi alıyorum içinden geçip yeniden bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum tabi lif ipi olduğu için hemen koparabiliriz zaten çok güçlü bir ip değil ve ilk rengimizi bu şekilde hazırladık Alt sırada kirpiklerimizden oluşan 6 tane fıstığımız. Yukarıda ise kirpiği olmayan 7'şer fıstığımız var. Şimdi şöyle arkayı çeviriyorum. ipimi kopardığım yeri beyaz rengimle ikinci sıramızı başlatıyoruz. Beyaz rengimle bir tane zincirimi çektim tığıma ve hemen işlemimize başlıyoruz. Şimdi şuradaki kepik yaptığımız bölüm ve düz fıstığımızın olduğu bölümümüz var. Bakınız şöyle ipimi kopardığım yer şu arası. Şurası bakınız. Burası kepiğimizin olduğu yer. Burası kepiksiz olan yer. İpimizi tam kopardığımız yere şu şekilde giriyorum. Her ikisinin arasına. Ve buraya bir tane zincirimi çekip kendimizi sabitliyoruz. Beyaz rengimizle. Şöyle girdik ve bir tane zincirimiz çektik. İlmeğimizi uzatıyorum. Ve yine buraya başını ikişer defa doladığımız fıstıklarımızı çalışmaya başlıyorum. Başını doluyorum. 1 başını doluyorum. 2. 2 defa başını dolayarak bir tane fıstığımı ördüm ama burada kapatmıyoruz lütfen bunu dikkat edelim. Kapatmadan tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki fıstık arasına geçişimi yapıyorum. Bakınız şuraya geçişimi yapıyorum. 1 ve 2. 2 tane fıstığım oldu. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Yani araya geçiyorum. 1 ve 2 3 oldu tekrar dördüncü araya giriyorum 1 ve 2 4 tane fıstığımı çektim ikişer sararak ve hepsini tığımda bekletmekteyim şöyle tutuyorum tek seferde içinden çıkıyorum ve buradan ipimi alıp kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve burada şöyle uzatıyorum bir tane örümceğimi yapıyorum yapmış olduğum örümceğimi hemen dibine batıyorum. Bakın şöyle arkasını çevirdim. Dibine battım. Şöyle. Bir zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bu kez şuradan ortadaki yuvaya tığımın başını dolayarak giriyorum ve fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. Bir tane fıstık yaptım ve bunu kapatıyorum. Sadece bu dördü kapatmadık. Bunu kapatıp şuradaki kenardaki gibi 6 tane kirpiğe fıstık çalışacağız buraya. Bir tane fıstığımı tamamladım. 2 defa doladım. Geçiyorum içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve 5 taneydi zincirimiz. 6 çekmiyoruz. 6 tane olacak zincirimiz 5. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tepe noktasına batıyorum. O tepe noktasına minik gözümüz var. Oraya batmaktayız. 2 tane kirpikli fıstığımı ördüm. Toplamda 6 olana kadar devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tepe noktasına batıyorum. Başını dolayarak giriyorum hemen. 2 tek seferde çıktım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tepedeki bakın şuradaki küçük gözümüze batmaktayız. Kaç olmuş? 1, 2, 3, 4, 6 olana kadar örelim. 6 kirpikli fıstığımızı da örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. fıstığımızdan sonra tığımızın başını dolayalım. Yine aynı şuradaki yuvamızın içerisine 4 defa fıstığımızı örelim. Yine ikişer defada sarıyorum 1 ve 2 bu birinci kirpiksiz örüyorum bakın şöyle ortasından tutarak alalım hep yaptığımız gibi tığımın başını doluyorum bir defa sardım iki defa sardım tutuyorum tek seferde geçiyorum kapatıyorum tekrar bu birinciyi de ikinciyi örüyorum kapatıyorum 3. fıstığımı örüyorum. 1 ve 2. Her biri tek tek alıp kapadık bunu. İlk baştakinde 4'ünü aynı anda kapamıştık. 3 oldu. 4. ve son fıstığımı da çekiyorum. Kapatıyorum. Şimdi yaptığımız işlemimize bakalım. Beyaz rengimizde önce 4 defa fıstığımızı aldık ama hepsini tığımızda toplayıp dördünü birden çektik. Bir zincirle kapatıp örümceğimle aşağı indim. Sonra bir zincirimi çektim. Altı tane kirpikli olan fıstık grubumu çalıştım. Sonrasında altıncı fıstıktan sonra kirpiğimizden sonra 1 2 3 dört tane fıstık grubunu ördüm. Her birisini kendinde kapattım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü olarak birer birer kapattık. Ve fıstıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Hemen buradaki dördüncü fıstıktan sonra sıradaki aynı yere batmıyoruz. Bakınız bir sonraki yere gelerek batıyorum. Sıkı iğnemle ve ilmeğimi uzatıyorum ve yeniden buraya fıstık yapıyorum. Bir, iki, kapatmıyorum, tığımda bekletiyorum. Bu birinci fıstık hemen yanına ikinci fıstığımı yapıyorum. Bir ve iki artık söylememe gerek yok. Bütün hepsini ikişer defa alıyoruz. Üçüncü bir ileriye fıstık arasına geçiyorum. Üçüncü fıstığımı da yapıyorum. Toplamda bir, iki, üç tane grubumuz oldu. Bu ilk çiçeğimizin içinde. Üç tane grubum. Bakınız tekrar sayalım. Alttan daha güzel görülmekte. Üç oldu. Tekrar tığımın başında oluyorum. Tam iki fıstık arasındaki şu kirpiğimizin altındaki olan bölüme giriyorum. Buradan da bir tane fıstık oluşturuyorum. Dört oldu. Diğer çiçeğime geçiyorum şöyle ayırıyorum bakınız arasını 5 oldu tekrar bir fıstık öteye gidiyorum 6 oldu bir fıstık daha öteye gidiyorum 7 oldu Evet şöyle görelim şöyle tığımda tutayım 3 fıstık birinci grubumuzdan aldık 1 2 3 Dördüncüyü tam her ikisinin arasından aldık. İkinci grubumdan da yine 3 tane fıstık grubu aldım. Toplamda 7 tane fıstığımız oldu. 7'sini aynı anda tek seferde geçiş yapıyorum. Şöyle tutuyorum. İpimi alıyorum. içerisinden geçişimi şöyle yapıyorum. Ve buradan ilmeğimi tutmuştum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Ve buraya bu şekilde kapadım. Zincirimizden sonra şöyle ilmeğimi rahatlatıyorum şu kısma gelecek bir örümcek çalışacağım. Bir tane örümceğimi örüyorum. Ve hemen son battığım yere gelerek buraya batıyorum. Ve burayı tamamladık. Hemen yandakine bir tane sık iğne ile geçiyorum ve uzatıyorum. Buradaki yapmış olduğum işlemin aynını burada tekrar edeceğim. 3 tane fıstık buraya öreceğim. Dördüncüyü araya 3 taneyi de diğer tarafa öreceğim. İlmeğimi uzatıyorum. 1 ve 2 defa girdik. Bu birinci. İkinciye giriyorum. 1 ve 2. Üçüncüye giriyorum. 1 Şöyle arasına girmeyelim. Bakın lütfen dikkat edelim. Ben de kapıstıklarımızı bozmadan tam güzel bir şekilde girelim ki hoş dursun. 2-3 tanesini bu çiçeğimden aldım. Dördüncüyü tam araya batıyorum. 1 ve 2 4 oldu 3 burada bir ortadan şimdi 3 de diğer taraftan alıyorum şöyle gerekirse elimde açıyorum ki fıstık gruplarımızı bozmayalım birinciyi ördüm ikinciyi ördüm ve üçüncüyü ördüm elimde de yardım ettim Evet 3 tane buradan ortadaki 4 3 de burada 7 oldu Tek seferde çekiyorum. Ve buradan ipimle kapatıyorum. Ve bir zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra yine şöyle buraya batacak kadar bir ilmeğimi uzatıp örümceğimi çalışıyorum. Ve aynı yere batıyorum ve bir sonrakine bir sonraki araya girerek bir sık iğne örüyorum ve ilmeğimi uzatıp yeniden burada yapmış olduğum ve burada yapmış olduğum işlemimi tekrar ediyorum. Yani 3 tane buradan, 1 tane ortadan, 3 de buradan alalım. Sona doğru ilerleyelim. Şuradaki işlemlerimizi tekrar edelim. Yetişer fıstık örerek sıramın sonuna kadar geldim beyaz rengimle. En son gördüğümüz gibi fıstık grubumuzu yaptık. Sonunda birlikte çalışalım. Şimdi başlangıçta dört tane fıstığımı tığımda bekletip hepsini aynı anda çekmiştim. O işlemimizi buraya da çalışalım. Hemen başlıyorum bakınız. Şuraya giriyorum. Bakın örümceğiyle inmiştim. Yanındakine batıyorum. Uzatıyorum. 1 2 Kapatmıyorum. Diğerine batıyorum. 1 2 bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 oldu ve kepiğimin hemen yanındaki bölüme gelerek batıyorum. İki. Toplamda dört tane fıstık grubumuzu sıramızın sonunda ördüm. Hepsini tek seferde çekiyorum. İçinden geçip kapatıyorum. bir tane zincirimi çektim. Bir tane örümceğimi uzatıyorum. Kapatıyorum örümceğimi. Hemen en son beyazıma battığım yere gelerek örümceğimi de buraya batıyorum. 4 tane fıstık. Bir zincir kapadıktan sonra bir tane örümceğimizi beyazımızın bulunduğu noktaya batırdık ve hemen yanı başımızda kirpiğimizin olduğu bölümümüz var. Örgümüzün yönünü çevirelim ve şimdi buradaki 6 tane fıstıklı kirpikli olan bölümümüz vardı. Diğer uçta da çalışmıştık. Bu ucu çalıştığımız işlemimizi burada da tekrar ediyoruz. Şimdi örgümü yönünü çevirdim. Tamam başını doluyorum. Ortaya girdim. Bu kapamış olduğumuz yerin ortasına girdim ve başlıyorum. Bir tane fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. Ve üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir ve tepe noktasına atıyorum. Tekrar oraya zincir çekmeden tığım başını doluyorum. 1 2. Burası 6 tane fıstık, 6 kirpik olana kadar çalışıyoruz. 1 2 3, 4 ve 5 dibine batıyorum. Zinciri ilk çekmeye başladığım yere tekrar 1, 2 çıkıyorum. içinden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. Şuradaki tepedeki minik göze şöyle puslandı ama hemen düzeltiyorum. Şuradaki minik göze batıyorum ve toplamda 6 tane fıstık altı kirpik olana kadar çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplamda 6 tane fıstığım ve 6 kirpiğimi tamamladım. Şimdi aynı yuvanın içerisine her birini tek seferde çektiğimiz 4 tane fıstık grubumuzu öreceğiz. Başlangıçtakini 4'ünü birden çektim. 6 tane kirpikli fıstığımı ördüm ve 4 tane her biri birer defada kendi başına kapatılmış fıstığımızda çalışalım. Kirpiğimden sonra tığımın başını doluyorum. 1 2. İpimi yarımladım. Hemen tekrar ikinciyi alıyorum. İçinden geçiyorum. Bu birinciyi ördüm. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Iki. İkinciyi ördüm. 3. ay ile yere batıyorum. 1 ve 2. Tek seferde çıkıyorum. Aralarına zincir çekmiyorum. 3 oldu. Ve 1 2 içinden şöyle geçiyorum. 4 tane sayalım bakınız. 1 2 3 4. 4 fıstığımı kepiğimden sonra ördüm. 4. fıstıktan sonra şuradaki bakınız tepeye batmıştım örümceğimin bulunduğu yere buraya gelerek sabitliyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Orta yere 7 tane her biri bir seferde kapatılmış 7 tane fıstık grubunu örüyorum. Tığımın başını doladım. 1 ve iki defa da çekiyorum ve hepsi tek seferde kapı yani her biri için bir kapatma uygulayacağız aşağıdaki gibi hepsini aynı anda çekmiyoruz tekrar bir iki sadece kapatıyorum bakınız araya zincir çekmiyorum iki oldu bir iki üçüncüyü ördüm dördüncü 5. altı ve yedinci yedi tane fıstık grubumuzu her birini kendisinde kapadık bir iki üç dört beş altı ve yedi yediyi kapadıktan sonra şu aradaki bakın her ikisinin arasında örümceğimizde battığımız yeri gelerek batıyorum. Ve gruplarımı sona doğru bu şekilde tamamlayarak devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğerinin orta kısmına girerek 7 tane fıstığımı ilkini örerek grubumu başlatıyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi üçüncüyü ve sona kadar işlemlerimizi bu şekilde tekrar ediyoruz 7 tane fıstık araya zincir yok hemen bittikten sonra araya gelerek batıyoruz ve bu şekilde ilerletiyoruz 7 şer fıstık gruplarımızı örerek sona kadar geldim her seferinde bir fıstık bir fıstık örüp kapadık Evet bir sırasında yedisini aynı anda çekiyoruz bir sırasında birer birer kapatıyoruz Evet şimdi en son 7. fıstığımı yaptıktan sonra bu araya gelerek batıyorum bir tane zincirimi çekip şöyle sıkışlaştırdıktan sonra ipimi buradan kesiyorum. Tabi koparabilirsiniz lifiplerimizi. Gayet hemen kopabilecek özellikle. Evet, şöyle bakalım. Yedişer yedişer fıstıklarımızı ördük. Araya bir tane sık iğnemizde battık ve sona geldik. En köşenin bulunduğu yerde sabitledik ve ipimizi kopardık. Şöyle saydığımız zaman 2 4 6, 8 tane beyazımız, 7 tane de e, renkli turuncumuz var. Yani turuncunun birazcık daha canlısı renkli ipimiz var. Evet burada beyazımız 8 olarak devam edecek. Turuncu rengimiz ise 7 defa 7 tane olarak devam edecek. Şimdi e, tekrar bu turuncu rengimize geçişimizi yapalım. Bir tane düğüm attım. Burada koparmıştım. Örgümün arkasını çeviriyorum ve beyazımın bulunduğu yerden başlıyorum modelimizi hep bu şekilde bu tekrarlarla kuracağız hemen bakınız 1 2 3 tane boşluğumuz var 4 tane e, fıstığımız var 1 2 3 ve 4 bakın 4 kirpiğimizin yanına kirpiğimizin hemen yanına gelerek buraya bir sabitleniyorum buraya sabitlendi şöyle çeviriyorum ve gizliyorum şöyle bir tane de zincirimizi çekelim tığımın başını doluyorum hemen yanındaki yuvaya giriyorum ve uzatıyorum bir iki kapatmıyorum dört defa bu işlemimiz yani burada üç defa yapacağız şu araya dördüncüyü. üç defa da bu tarafa geçeceğiz e, toplamda yedi tane şu aşağıdaki çalıştığımız gibi çalışacağız birinciyi aldım şimdi ikinciyi alıyorum araları güzel açıyorum iki şimdi üçüncü bir iki 3 tane fıstığımızı aldım tam ortaya giriyorum ortadan da dördüncüyü alıyorum Şöyle güzelce girip alıyorum 4 oldu 3 buradan bir de ortadan 4 tekrar doluyorum fıstık arasına giriyorum 1 2 3 3 tane de buradan aldım toplamda 7 tane fıstığımız oldu sayalım 3 buradan 4 3 de buradan 7 hepsini şöyle tutup tek seferde içinden çıkarıyorum buradan alıp kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum zincirimi çektikten sonra şöyle uzatıp bir tane örümceğimi yapıyorum ve son turuncu rengim battığım yere gelip buraya batıyorum bakınız 7 defa aynı işlemlerimizi yapıyoruz tamamın başını doluyorum hemen yanındakine girmeye başlıyorum bakınız şurada 1 2 ve 3'üncü örüyorum araya 4'üncüyü örüyorum 5'inci diğer tarafa geçiyorum 6'ncı yine diğer taraftan 7. diğer tarafta. 3 bu taraftaki çiçeğimizden bir tane ortadan 3 de buradan toplamda 7 sayısına 7 fıstık sayısına ulaşıyorum ve hepsini aynı anda çekiyorum. Tek seferde çekiyorum. İçinden geçip kapatıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra bir tane örümceğimi örüp Kapatıyorum ve en son turuncumun bulunduğu yere batıyorum ve bu şekilde sona doğru ilerliyorum. 3 buradan, 1 ortadan, 4, 3 de buradan 7. Hepsini tek seferde çektiğimiz 7 tane fıstık grubumuzun olduğu sıramızı tamamladık ve en sona geldim. En sonda grubumu tamamladım, bir tane örümcekle şöyle bitişi yapıyorum turuncumun olduğu noktaya batıyorum ve buraya sabitliyorum ve sonra bir tane zincirimi çekip çeviriyorum. Şimdi yine ortaya giriyoruz. 7 tane her biri tek seferde alınmış yani her biri için bir kapatma işlemi uyguladığımız fıstıklarımızı çalışmaya başlıyoruz. Birincisini ördüm, kapatıyorum. Alttakinin hepsini birden kapatmıştık. Burada her bir için bir defa kapatma uyguluyoruz. İkinciyi üçüncüyü örüyorum dördüncü beşinci hepsini tek tek kapadık bakınız altı ve 7. de örüyorum. 7 tane fıstığımın hepsini kendisinde kapadım. 7 tane oldu. Bakın hemen güzel bir yuvarlak oldu ve ortaya gelerek şöyle batıyorum. Turuncumun içerisine sabitleniyorum. Ve buradan yine tığımın başında dolayarak tam ortaya girip 7 tane fıstıklarımı hepsine tek seferde yani her fıstığı kendisinde kapatıyorum ve bu rengimi de sona kadar bu şekilde götürüyorum. Sıramızın sonuna kadar geldim. 7 tane fıstığımızı her grubu kendi içerisinde kapadık ve sıramızın sonundayız. Şimdi en son fıstığımızı çalıştıktan sonra ilk başlangıç noktasına yine turuncumun olduğu yere gelerek batıyorum. Bir tane de zincirimi çekip sıkıştırdıktan sonra buradan kesiyorum. Evet. Şimdi tekrar Beyazımızla aynı bir önceki sırada çalıştığımız gibi aynı başlangıcı yapıyoruz ve bundan sonra zaten modelimiz ortaya çıktı. Kendisini tekrar ederek istediğimiz ölçüye ulaşana kadar örüyoruz. Arkasını çevirelim ve buradan hemen beyazımızı çalışmaya başlayalım. Tığıma bir tane düğümümü attım ve hemen başlıyorum. Kirpikli ve fıstık arasındaki olan bölüme şöyle sabitleniyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum. İpimi şöyle yan tarafa doğru çeviriyorum. Direkt diğer fıstığın, iki fıstığın arasına giriyorum. Şuraya giriyorum. Bakınız tığımın başını doluyorum. Burada dört tane fıstık çalışacağız. Ama hepsini aynı anda kapatacağımız fıstıklarımız olacak. Bir, iki, diğerine battım. Bakınız aşağıda da aynı işlemimizi yapmıştık. İki defa sardım. Üçüncüye geçiyorum. Bir ve iki. Üç oldu. Dördüncü ve son gruba giriyorum. Bir ve iki. Dört tane fıstık grubumu tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekip bir tane de örümceğimi örüyorum. Örümceğimi ördükten sonra çeviriyorum arkasını. Diğer kirpiklerimin bulunduğu tarafa çevirip buraya batıyorum. Örümceğimi. Şöyle battım ve bir zincir çekip tekrar çeviriyorum. Şu ortaya kirpiklerimi çalışmaya başlıyorum. Hem kirpiğimi hem de 6 tane fıstık grubumuzu çalışmaya başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Bütün beyazlarımız da aynı işlemi yapacağız. Önce 4 tane hepsini aynı anda çektiğimiz fıstığımız. Örümceğimizi aşağı inip sonrasında fıstığımız ve kirpiğimizden oluşan altı grubumuzu öreceğiz. 5 tane zincirimizi çekip bu kenarlarımızın hepsi aynı olacak. Beyazımızla başladığımız bölümlerimizi iki defa çektim, kapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 batıyorum. Tekrar doluyorum, ortaya giriyorum. 1 ve 2 6 olana kadar devam edelim. 6 tane kirpiğimizi ve fıstığımızı ördüm. 2 4 5 ve 6 şimdi buraya her biri tek seferde kapatılmış 4 tane fıstık grubumu örüyorum 1 ikinciyi örüyorum 2 İki. 3. ve 4. örüyorum 4 tane fıstık grubumuzu ördüm Dördüncü ördükten sonra bakın şuraya batıyorum. İlk modelimi başladığım yere ve buradan sonrasında aynı işlemlerimi yaparak devam ediyorum. Yani şurada üç tane bu taraftan fıstık, bir tane ortadan dördüncü, üç de diğer taraftan toplamda 7 fıstığımızı doldurmaya başlıyoruz. Bakınız hepsini aynı anda öreceğiz. 2 3 ortaya batıyorum tam 4 Diğer tarafa da geçiyorum. 5 6 7. ve son. Hepsini tek seferde çekiyorum. 7'yi aldım. Hepsini tek seferde içinden geçiyorum ve kapatıyorum bir zincir ve bir tane örümceğimi örüyorum örümceğimi aynı beyazımın bulunduğu yere batıyorum sonrasında yine hem altta hem de daha yukarıda yapmış olduğumuz işlemlerimizin aynısını tekrarlar halinde çalışarak lifimiz istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim Ola ki herhangi bir şekilde kafamız karışırsa videomuzu biraz başa sardıralım ve yapmış olduğumuz işlemlerimize bakarak devam edelim. Bir sıra turuncumuz, bir sıra beyazımızla lifimi yeterli ölçü olana kadar ördüm. Tam kare haline geldi. Turuncuyla başlamıştım. Yine turuncumla bitirdim. Kaç çiçek ördüğümüze bakalım. Turuncumdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ile bitiriyorum. Ee, gördüğünüz gibi kenarlarımız beyaz oldu. Diğer kenarlarımız turuncu kirpikli oldu ve ben şu anda en son sıramı örmekteyim. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Eğer yapabilirseniz battaniye de çok çok güzel olacaktır. Ee, Bunun tabi istediğiniz kadar alt sıramızı lif kadar kısa değil daha fazla büyüklükte örüp çok güzel bir battaniye örebiliriz. Evet şimdi bitişe tekrar gelelim. Turuncu rengimle bitişimi yapıyorum. Yine ilk sıra turuncumu 7 tane Trabzan grubum, fıstık grubumu aynı anda toparlıyorum 77 7 toparlıyorum ve burada yapmış olduğum işlemin aynısını yapıyorum yukarıda ise 7 tane fıstık grubumuzu teker teker kapamıştık iki dolayı burada Aşağıda olduğu gibi 6 tane fıstık grubu ve 6 kirpiğimizi çalışmıştık. Kapanışta ise aynı işlemi yapıyoruz. Sadece 6 tane fıstık grubu ve tepesine kirpiklerimizi çalışıyoruz. 6 tane olarak bakın 2, 4 ve 6. Yine aynı batma işlemini yapıyorum. 2, 4 ve 6, 2, 4 ve 6 olarak devam ediyor. Başlangıç ve bitişimizi aynı uyumlu olması için. Aralarda ise tekrar hatırlatmak istiyorum. Buradaki aralarda 7 tane düz fıstığımızı örmüştük. Evet ben sona kadar örerek geldim. Sonda ki bir taneyi bıraktım sizlerle birlikte çalışalım. Burada fıstığımızı battıktan sonra tığımı başını doluyorum. 1 ve 2 dolayarak alıyorum. Bakınız kapatıyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip tepe noktasına batıyorum. Tekrar doluyorum. 1 2 2 defa hep daha fazla e, dolamaya elim gidiyor 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum tekrar 1 ve 2 toplamda 6 tane fıstık grubu ve tepesinin kirpiklerini örelim 6 tane fıstık grubum ve üzerinin altı kirpiğini de ördüm. En son kirpiğimi örüp tamamladıktan sonra buradaki başlangıcımdaki turuncuyu ilk battığım yere gelerek batıyorum. Ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Tabi evet, tabii koparabiliriz. Lif ipleri çok cansız ama ben gerisini istemiyorum. Şöyle düzgün bir şekilde kesmeyi tercih ediyorum. Evet bunu da turuncumun kendi içerisinde saklıyorum. Şöyle epey uzaktan giriyorum ve içine doğru bakın götürüyorum. Epey uzaktan aldığımız zaman tamamen içinde kayıp olacaktır. Evet şöyle. Evet içinde kaybettik. Son kalan ipimizi ve bu şekilde lifimizi örerek tamamladık. Benim çok çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte bu çalışmayı sizler de umarım birden fazla çalışırsınız. Evet. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.